Al. Reçel. Salça. Ağır olacak ama buraların tadı da başka yerde bulunmuyor ki. Anne, hazır mısın? Deniz'in mamasını hazırlayayım ben de. Hazırla annesi, hazırla. Yol boyunca aç kalmasın benim tatlı torunum. Anneciğim, bunları valize koyman lazım. Hayır, valizde kırılır. Yanımıza alalım, uçakta başüstü dolabımıza koyarız. Anneciğim, iç hat uçuşlarında sıvılarla ilgili yeni uluslararası güvenlik kuralları yer alıyor. El bagajlarındaki sıvılara, jellere sınırlamalar getirildi. Su şişesini çıkartalım. İlacını da orijinal ambalajında reçetesiyle birlikte alalım. Deniz'in mamasını bile yolculuk boyunca yalnızca ihtiyaç duyacağımız kadar alacağım. Aldığım da topu topu birkaç kavanoz zaten. Anne, el bagajlarımızda yalnızca bir litrelik. Ağzı kilitli tek bir torba içerisinde her biri 100 mililitrelik kaplarda sıvı, jel, aerosol ve benzeri şeyler alabiliriz. Bak bu da benim torbam. Alırsam ne olur? Havaalanında güvenlikte alırlar. Kuyruklar oluşur, zaman kaybederiz. Memur bey. Hoş geldiniz beyefendi. Çantanızda X-ray cihazına baktığımızda sıvı kısıtlamaları uygulamalarına aykırı sıvılar tespit edildi. Hem uçuş hem de kendi güvenliğiniz açısından bu tip sıvıları el bagajınıza taşımanız yasaklanmıştır. Buyurun beyefendi. Anne, gördün mü? Ben sana söylemiştim. Kızım, haklıymışsın. Az daha benim o güzel balım ve salçam çöpe gidecekmiş. Sayın yolcular, uçuş güvenliğiniz için bal, reçel gibi yiyecek ve içeceklerle sıvı veya sıvıya yakın kıvamdaki jel, krem benzeri maddeleri havayolu firmanızın izni dahilinde valiz içinde uçak altı bagajına verelim. Kurallara dikkat ederek tedbirimizi seyahate çıkmadan önce alarak zaman kazanalım. Sıvı kısıtlamalarına ilişkin yeni güvenlik kuralları konusundaki işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Daha güvenli bir uçuş için sıvılar uçak altına.